organizasyonu da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. 25 Ekim'de başladık. Standları gezerken gerçekten göğsümüz kabarıyor. Türkiye nereden nereye geldi diyoruz. Sadece havada, karada değil, denizde de. Şimdi sizlerden dinleyeceğiz. Gerçekten yerli ve milli, kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve Türkiye'yi adımıza altın harflerle, dünyayı adımıza altın harflerle yazdırdığımız çok ciddi projelerimiz var. Hatta yakın zamanda Türkiye'nin ilk silahlı insansız aracı ULAK'ta insanlarla, kamuoyuyla paylaşıldı, bütün dünyayla paylaşıldı. Gerçekten biz de gurur duyuyoruz. Bugün ama sizlerden farklı projeleri, sizin başarılarınızı dinleyeceğiz. Hatta panelimizin de konusu insansız deniz sistemlerinin geleceği ve Türkiye'nin potansiyeli olacak. İşte Türkiye'nin potansiyeli olan isimler bizlerle, zaten siz öncülük ediyorsunuz. Panelimizi kim yönetecek? Moderatörümüz Tolga Özbek, içerik üreticisi ve savunma ve havacılık editörü. Kendisini sahneye davet ediyorum. Sayın Özbek panelimizi kontrol edecek, yönetecek, moderatörümüz olacak ama tabii ki panelistlerimiz de olacak. İlk panelistimizi de davet edeyim. Cenk Cumhur Kıykım, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Araçları Daire Başkanı. Buyurunuz efendim. Samet Bilen, Yonca Onuk Tersanesi Planlama Müdürü. Buyurunuz. Ve Mustafa Civelek, Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Müdürü. Ahmet Akyol, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı. Murat Melül, Havelsan Takım Lideri. Değerli kıymetli konuklarımızla biz de inşallah faydalı bilgiler ve Türkiye'nin deniz araçlarında, sistemlerinde nasıl bir potansiyeli olduğunu hep birlikte dinleyeceğiz. Sizleri panelistlerimizle ve moderatörümüzle baş başa bırakıyorum. Türkiye'nin insansız hava araçlarında yakaladığı ivmelenme. Bugün bakıyoruz, insansız kara araçları arkasından suüstü insansız deniz araçlarıyla devam ediyor. Gerçekten son günlerde baktığımız zaman ben eminim ki tabii ki sizler kadar uzman değiliz ama biz sadece habercilik açısından dışarıdan baktığımız zaman dünyadaki konsepte eminim ki bu gelişmeler Türkiye'yi ilerleyen tarihlerde İHA'larda nasıl yakalandıysa bir başarı, aynı şekilde suüstü araçlarda da yakalanacağına düşünüyorum. Gazetecilik açısından çok değerli konuklarımız benim için, hepsini yan yana görmek çok önemli. Ve tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığımızda projeyle ilgili neler yürüyor? Çünkü 4 büyük ortaklık, 4 farklı model var. Bir taraftan tabii olayın Türk Deniz Kuvvetleri tarafı var. Geliştirilecek olan konseptler eminim ki gelecekte bu işlerin çok farklı aşamalara gitmesine neden olacak. Savaşlar tabii ki olmasın ama çok güçlü olmak zorundayız. Ve buradaki denizden gelecek olan tehditlere karşı da insansız araçların giderek önemi söz konusu. Ben isterseniz çok fazla lafı uzatmadan soru cevap şeklinde devam etmeyi arzu ediyorum. Vaktimiz kalırsa değerli katılımcılarımızdan da soruları almak isteriz tabii ki, vaktimiz kalırsa bununla ilgili. Ben öncelikle Cenk Bey'den başlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı gerçekten ilginç bir model ortaya koydu ve 4 büyük ortaklık, ki aralarında hem denizcilik hem savunma sektörünün devlerimiz var, bu sektörün devleri var. Bu projeyi neyi hedeflediniz bunlarla ilgili? Bu bir yarışma ortamı mı? Ne olacak? Bize genel hatlarıyla kısaca bir özetler misiniz lütfen? Tabii ki Tolga Bey, teşekkür ediyorum öncelikle. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak aslında belirttiğiniz üzere 4 ayrı kanaldan insansız suüstü araçları ile ilgili çalışmalara başladık. 4 ayrı sözleşme demek aslında bu. Bu kendi içerisinde bir yarış anlamı taşıdığı gibi aslında her bir platformdan beklentilerimiz operasyonel anlamda farklı. Görev yükleri farklı. Yani ortak yetenekler de var tabii ki ama
ayrıştırdığımız noktalar var. Dolayısıyla hem kendi işlerinde tekil bir yetenek durumu söz konusu, hem de ister istemez tatlı bir rekabet de tabii yaşanıyor bu taraflar arasında. Yani her bir kontratımızın altında ortak alanların işte bu keşif gözetleme gibi, su üstü harbi gibi, bunları bir kenara koyacak olursak, elektronik harp örneğin bir platforma adreslemiştik. Mayın karşı tedbir başka bir platformumuza adresledik. Bunun dışında denizaltı savunma harbi yine bir başka platformumuza adresledik ve en son adreslediğimiz görevde insansız deniz araçlarımızın organik İHA kabiliyeti tanımlama üzerine bir çalışma yaptık. Onu da son yoldaşımız olarak belirledik. Dolayısıyla evet, hani farklı görev yükleri var. Bu platformlardan çok şey bekleyebiliriz operasyonel anlamda. Yetenekleri de bu şekilde tanımlamış olduk. Ama dediğim gibi, yani örneğin otonom yetenek anlamında da bir rekabet durumu söz konusu taraflar arasında. Umut ediyorum güzel şeyler yakalayacağız. Çok özür dilerim. Bazen böyle lafınızı kesmek gerekiyor. Tabii ki. Soruları yakaladığımız zaman sormamız lazım. Bana gelen en fazla sorulardan bir tanesi de, herkes aslında eşit görüyor ama dört farklı görev var. Evet. Ve özellikler olarak da biraz da siz ayrıştırdınız. Evet. Tek en önemli rekabeti, tabii ki aralarında rekabet ediyorlar ama otonom sistemler üzerine mi? Evet, evet. Onu onu söyleyebiliriz, evet. Ama bunun dışında dediğim gibi, yani ilk etapta çok hızlı geliştirilen yetenek ne oldu? Örneğin işte su üstü harbi, yani bütün platformlarımızda aşağı yukarı belli hareketli hedeflere, belki işte birden fazla hedeflere de diyebiliriz bunu. Atış, isabetli vuruş, bu yetenekleri hepsi hani gösterebiliyor. Ama dediğim gibi deniz ortamında farklı ihtiyaçlar söz konusu. Yani biz bir platformdan bütün bu ihtiyaçların karşılanmasını beklememiz çok doğru olmayabilir. O ihtiyaçlara göre aslında bu platformların şekillenmesini bekliyoruz. Bundan sonraki aslında yol haritasında da bu bahsettiğimiz operasyonel konseptleri daha iyi nasıl hale getirebiliriz veya başka yetenekler, daha başka neler olabilir, bunları da düşünüyor olacağız. Yani yol aslında burada bitmiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı tabii tabiri caizse biraz bu işin organizasyonunda patron diyelim. Sizlerden bir açılışı aldık. Amaç ne? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Arzu ederseniz şimdi konuklarımızdan kısa kısa ürünlerin biraz bilgilerini alalım. Ne yapıyor? Ne ediyor? İsterseniz şöyle sırayla Cenk Bey'den sonra devam edelim. Samet Bey, sizlerin geliştirdiği ürünü bize böyle bir kısaca anlatır mısınız? Neyi hedefliyorsunuz? Çok kısa, diğer konuklarımıza da eşit süreler vermek istiyorum. Buyurun. Merhabalar, bütün katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Tabii herkesin bildiği gibi Yonca-Onuk Tersanesi dünyanın 10 ülkesinde 176 tane ileri kompozit malzemeden deniz şartlarına dayanıklı hücum bot ve müdahale botları üretme noktasında dünyaca tanınmış bir firma. Biz bu bilgi birikimimizi insansız deniz araçlarına nasıl aktarabiliriz konusunu çalışırken Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ortaya koymuş olduğu bu iş modeliyle birlikte, iş ortağımızla birlikte otonomi anlamında belirli güncellemeler yaptık. Deniz kuvvetlerinin ihtiyaçlarını da tabii alarak belli bir safhaya geldik. Şu an otonomiyi test eder haldeyiz. Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği gibi şu an yarıştığımız alan aslında otonomi gibi gözükse de diğer taraftan bence projeye en anlamlı vurgulardan bir tanesi değiştirilebilir sensör ve silah sistemleriyle birlikte modülaritenin yaratılabilmesi. İnsansız deniz aracının farklı ortamlarda, farklı deniz şartlarında farklı görev ve harekatları icra edebilmesi en önemli prensiplerden bir tanesiydi. Bu aşamada Yonca-Onuk Tersanesi olarak deniz şartlarına proven design bir ürünle hazırlandık. Bizim halihazırda kullandığımız ürün, daha önce deniz kuvvetlerine teslim etmiş olduğumuz bir platformun devamı gibi değerlendirebilirsiniz. Diğer taraftan da yazılım anlamında sözü ben Havelsan tarafına bırakmak isterim, tabii iş ortağımız olarak. Onlar bahsedeceklerdir. Bu işin tabii Yonca-Onuk tarafı, evet. Daha teknenin yapılması, deniz sistemleri. Havelsan'dan devam edelim. Sizler ne yapıyorsunuz, neler koyuyorsunuz bu
Sancar'ın üzerine diye isterseniz hani ortak olarak devam edelim. Havelsan'ın diğer insansız hava ve kara araçlarında edinmiş olduğu platform otonomi yeteneklerini Sancar projesi kapsamında aktif olarak kullanıyoruz. Bunun yanında Havelsan'ın yıllardır komuta kontrol sistemleri üzerindeki sahip olduğu yetenekler, bilgi ve tecrübe Advent görev sistemiyle birleşerek Sancar SİDA'nın görev sistemini oluşturulacak şekilde gelişme faaliyetlerimiz bu kapsamda da devam ediyor. Sancar SİDA temel olarak istihbarat, keşif, gözetleme, karakol, su üstü harbi, mayın karşı tedbir gibi askeri operasyonlar için tasarlandı. Bunun da yanında liman üst güvenliği, petrol, doğalgaz altyapılarının barındıran deniz sahalarının güvenliği, denizden gelebilecek asimetrik tehditlere karşı, kaçakçılığa karşı saldırıları önlemede ve kritik sahaların güvenliğini sağlama noktasında deniz güvenliği operasyonlarında da kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Samet Bey'in de belirttiği gibi insanlı operasyonların tehdit olarak algılandığı zor deniz şartlarında, kimyasal, biyolojik, nükleer atıklarla kirletilmiş çevre şartlarında insansız araçların temel olarak kullanım konseptleri mevcuttur. Sancar SİDA da bu kapsamda göreve hazırdır. Çok özür dilerim. Şimdi tabii ki diğer ürünler de var. Bunlarla ilgili de devam edelim isterseniz. Mustafa Bey ile devam edelim. Mustafa Bey, sizden de ürününüz hakkında genel bir bilgi alabilir miyiz? Hay. Öncelikle tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum. Marlin, Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda Aselsan ile birlikte, iş ortağımız Aselsan ile birlikte geliştirdiğimiz, temelde su üstü harbi yeteneklerine sahip olmakla birlikte üzerinde ilave yetenekler barındırabilen modüler bir platform olarak gelişiyor. Ben platforma konsantre olacağım öncelikle. Platform üzerinde hedeflerimiz öncelikle deniz harbinin gerçekten tüm veçelerinde çok uzun menzillerde görev yapabilecek nitelikte olmasına konsantreyiz. Ağır deniz şartlarında görev yapabilmesine özel önem veriyoruz ve açık denizlerde görev yapabilecek şekilde sadece iç denizlerde, kıyı sularında değil, açık denizde de kuvvet harekatını destekleyebilecek olmasına konsantre oluyoruz. Bunun yanında ileriye doğru bakarak yerlilik oranımızı artırmak üzere tahrik, sek sistemleri dahil olmak üzere tamamının yerleşmesi için ciddi çabalar harcıyoruz. Sistemlerimizin birlikte çalışabilirliğine, üzerimizde taşıdığımız faydalı yüklerin platformla etkileşmesine ve bunların negatif etkilerine öngörerek şimdiden tedbirler almaya özellikle dikkat ediyoruz. Kuvvetler arası, kuvvetin insanlı ve insansız platformlarla birlikte görev yapabilecek olması için baştan, bugünden itibaren bu konuda konseptlerde, doktrinlerdeki açık ve eksikleri tüm dünya düzleminde bilerek ve izleyerek dikkatle takip ediyor ve bunlar üzerinde gayret harcıyoruz. Bu konuda NATO'da geçtiğimiz Eylül ayında çok önemli bir tecrübe edindik. Ciddi sayıda 100'e yakın insansız araç, yüzen, dalan, uçan, 100'e yakın insansız aracın birlikte çalıştığı bir ortamda iki ayrı tatbikata iştirak etti platformumuz. Ve aslında çok enteresan bir modelde, Sayın Başkan'ın ifade ettiği proje modelinde, projeyi geliştirirken, ben bunu hayatımda, meslek hayatımda ilk defa tecrübe ediyorum, bir yandan da gerçek sahada tecrübelerle proje gelişimini olgunlaştırmaya ciddi fırsat bulduk ve gayret ayırıyoruz. Bunlarla birlikte ileride platformun savaş gücünü ileriye taşımak üzere yeni nesil yakıt teknolojileri, yeni nesil tahrik sistemleri gibi bakış açılarıyla da zenginleştirmeyi planlıyoruz. Bu ilk projede, buna zamanımız yok ama bu projenin akabinde de platformun denizciliğini, uzun menzilini ve deniz harbinin tüm veçelerini destekleme gayretlerini artırmak üzere platform üzerine konsantre olacağız. Ben bu noktada Sayın Başkanıma sözü bırakıyorum. Savaş sistemleri konusunda iş ortağımıza, kıymetli Aselsan Genel Müdür Yardımcımıza. Evet, ben de öncelikle tüm katılımcıları ve panelist arkadaşlarımı selamlıyorum. Burada aslında iki şeyi de sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Öncelikle Saha Expo'nun geldiği durum hepimize gurur verici. 900'e aşkın
şirketimizin burada yer aldığı gerçekten savunma sanayinin geldiği noktayı gösteren çok güzel bir organizasyon. Hepimizi gururlandırıyor. Bir taraftan da Türkiye olarak dünyayı geriden takip eden değil, işte bugün yaptığımız panelde olduğu gibi dünyada da henüz adı konulmamış konseptleri, teknolojileri uygulayan bir ülke olmuş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Bugün burada konuştuğumuz konu aslında dünyayla eş zamanlı olarak belki bazı alanlarda önünde götürdüğümüz ve 3-4 seçeneği Türkiye olarak oluşturduğumuz ve bunu da NATO dahil bütün tatbikatlarda ortaya koyduğumuz bir seviyedeyiz. O açıdan ülkemiz adına bu manzara, bu organizasyon, bu panel gelinen noktayı da göstermesi açısından çok kıymetli. Tabii Aselsan insansız deniz araçları çalışmalarına 10 yıl kadar önce başlamış. Bugün burada konuştuğumuz Marlin ürününün detaylarını anlatacağım ama geride aslında uzun yıllardır çalışılan ve envanterde olan bir takım işte Albatros gibi onun değişik versiyonları Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde mevcut. Biz bu Savunma Sanayi Başkanlığımızın kurguladığı yeni dörtlü modelde Sefine iş ortağımızla elektronik harp yükü taşıyan İDA'yı yapmak üzere görevlendirildik. Bu kapsamda uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri için kara kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin, deniz kuvvetlerimizin elektronik harp ihtiyaçlarında ortaya koyduğumuz konseptleri şimdi insansız sistemler, insansız deniz araçları sistemlerinde entegre etmiş durumdayız. İşte az önce Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi NATO'da tatbikatlarda başarıyla görevini icra etti. Haddi zatında şu saatlerde de Türk devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kendi milli tatbikatı olan EHTEN'de şu anda da görev yapıyor Antalya'da. Dolayısıyla coğrafyamızda üç tarafı denizlerle çevrili coğrafyamızda gerçekten düşman muassım hava savunma veya deniz gözetme radarlarının tespiti, karıştırılması, aldatılması gibi önemli bir ihtiyaç var. Marlin İDA bu ihtiyaca önemli ölçüde cevap verecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda keşif gözetleme imkanları da var. Üzerinde kendi milli olarak geliştirdiğimiz gözetleme, kırlangıç, martı gibi keşif gözetleme sistemleri var. Yine Aselsan'ın kendi ürünü olan Stemp silahı var. Ve önümüzdeki dönemde yeni sensörlerle Marlin İDA'yı donatmak için çalışıyoruz. Yine biz Sefine iş ortağımızla MIR adında bir başka İDA da çalışıyoruz aslında. Biraz görev fonksiyonlarını ayrıştırdık. Marlin'i biraz su üstü harbine, MIR'i de denizaltı savunma harbine odaklamaya çalışıyoruz. Orada da yol haritamızda yeni başka sensörler var. Belki birkaç tur sonra onlardan da bahsetmek gerekebilir. Aselsan özetle 10 yılı aşkındır bu işle çalışıyor. Çok kıymetli bir iş ortağımızla Savunma Sanayi Başkanlığımızın çizdiği yol haritasına uygun şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni burada dünya ile eş zamanlı daha ileride götürmeye çalışıyoruz şu anda. Şimdi tabii benim sorularım hemen Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan başlıyor. Tabiri caizse topu ben atacağım, oradan asist değerli katılımcılarımıza doğru gidecek. Şimdi tabii İHA'daki teknolojiler su üzerine geliyor diye anlatmak, söylemek çok basit. Ama bu aktarımı sağlamak için deniz şartları var. Verilen görevler gerçekten çok ağır. Yapılacak denizin şartlarının yanı sıra denizaltıların tespiti, mayın, elektronik harp veya silahlı bir şekilde kullanılması gibi. Bunlarla ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı hangi konseptleri ortaya koyuyor? Aslında biraz evvel açıkladığım gibi biraz su üstü tarafına baktığımız zaman deniz kuvvetlerimizin bizden bir şekilde sağlamamızı istediği ihtiyaçlar burada her bir tarafa hani adreslediğimiz ihtiyaçları hani söyleyebilirim. Yani elektronik harp, su üstü harbi, mayın karşı tedbir, denizaltı savunma harbi gibi konseptler var. Bunların dışında şu anda henüz çalışmadığımız işte hava savunma harbi gibi konular belki söz konusu olabilir ilerleyen dönemde ama bu platformları tabii tek başına düşünmemek lazım. Yani bahsettiğimiz platformlar tek başına denize çıkıp görev yapacak platformlar değil. Biraz evvel katılımcıların da hani ifade ettiği gibi birlikte çalışabilirlik önemli. Deniz harbi ortamı da zaten tek bir tehditle uğraşan bir ortam değil. Birden fazla tehditle uğraşıyorsunuz ve o birden fazla tehdidi bertaraf etmeye yönelik
birden fazla da yeteneğiniz olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim burada önemsediğimiz ilk etapta bu platformlarla belli yetenekleri kazanmak. Bundan sonra bu platformları deniz kuvvetlerimizin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine sunup bir takım denemeler yapmasını bekleyeceğiz. Ki aslında bunların bir kısmını şu anda işte Ehden'de de yapılıyor. Antalya'da biraz evvel Mustafa Bey'in bahsettiği gibi. Bunlarla birlikte yeni konsept, yeni ihtiyaçlar da mutlaka tanımlanacaktır diye bekliyoruz. Çünkü bahsettiğim gibi yani tek başına çalışacak platformlar değil, su altından, su üstüne, karadan, havaya ve hatta uzaya kadar bütün sektörlerle bir şekilde iletişim halinde, işte belki biraz sonra bahsedilecektir, hani ağ destekli yetenek dediğimiz yapıya da bir şekilde hizmet edecek şekilde biz bu platformları kullanmayı hedefliyoruz. Yani Sayın Başkanımızın hep bahsettiği bir tabir var. Bu bir yolculuk. Biz yolculuğun aslında hala çok başındayız. Ama güzel olan tarafı ne? Hani şu an aslında sanayimizin geldiği noktayla biz doğrudan ürüne gidebiliyoruz artık. Yani çok böyle hesap kitapla fazla vakit harcamayıp ürüne gidip o ürünleri işte yine Mustafa Bey'in belirttiği gibi direkt sahada denemeye yönelik geliştirme aşamasında bir faaliyete girebiliyoruz. Bu hem gurur veriyor bize hem de aslında inancımızı biraz daha arttırıyor bu ürünlerle ilgili. Hani beklentimiz belirttiğiniz üzere İHA'larla yakaladığımız dünyada bir nokta var. Hani bu zaten kimse tarafından hani yadsınamaz diye düşünüyorum. Çok yakın gelecekte deniz tarafında da yani hem su üstü araçlarda hem de su altı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yakın gelecekte benzer etkiyi yaratacağımıza inanıyorum. Ben şöyle sorularıma sırayla devam etmek istiyorum. Buradaki odaklanan konulardan biri de belki siz de fikrinizi söyleyebilirsiniz. Sürü halinde bir şeyler yapılabilmesi. Tabii ki İHA dediğimiz zaman tek bir İHA aklımıza geliyor ama belki deniz üzerinde bir sürü konseptinin olması. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Sürü bu işin geleceğini oluşturabilir mi? Neler koyuyorsunuz ortaya? Tolga Bey şöyle, ben bir önceki sorunuzda bu konuyu birleştirmek isterim. İnsansız hava araçlarında elde edilen deneyim ve kabiliyetlerin şu an insansız deniz araçlarında görev profili anlamında da uygulanmaya çalışıldığı, gayret edildiği bir ortam mevcut. Ama az önce sorduğunuz soruda deniz ortamında yaşanılan zorluklar ve bunların nasıl aşılacağıyla ilgili yapılan çalışmalar çok kıymetli. Tabii Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başlattığı bu projeyle biz denizde çatışma tüzüğünü önleyici kurallar kapsamında bir otonomi yazmak durumundayız. Bu işin başlangıç noktasının otonomi seviyelerinin belirlenip ki Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yaptığımız sözleşmede bunlar belirlenmiş durumda. Bu aşamaları geçerek denizde kendi kendine hareket edebilen ve haberleşme anı kaybettiği anda da belirlediğiniz noktaya dönebilen bir otonom aracı tanımlamamız gerektiği noktasındayız. Biz şu an testlerimizi yapıyoruz. Korrek uyumlu bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Haversen iş ortağımızla birlikte. Dolayısıyla Korrek uyumlu bir denizde hareket eden bir aracı sürü yeteneğiyle birlikte beraber hareket ettirmede, beraber görev tanımlamada, farklı noktalara yönlendirmede zaten yazılımın altyapısını bu şekilde ilerletiyoruz. Bu da ikinci, üçüncü fazda gelecek bir sürüm olarak değerlendirebiliriz. Buyurun lütfen. Çok güzel bir soruydu. Teşekkürler. Ben sürüden hareket ederek konseptlerle ilgili bir yolculuk çizmeye çalışacağım. Sürü diye otonom sistemlerde konuşmaya başladığımızda homojen sürülerden, hibrit sürülerden söz ederek makalelerde, kitaplarda, işte çalışmalarda karşılaşıyoruz ama ben sürüyü biraz genişletmek istiyorum. Aslında deniz harbinde uçan, yüzen ve dalan, insanlı ve insansız tüm araçların birlikte hareket etmesi toplam sürüyü oluşturacaklar. Biz dünyada da bu konseptin henüz çok uzağındayız. Teknik yeteneklerden söz etmiyorum. Bu teknik yetenekleri aslında yan yana koyduğumuzda bir gün bir spesifik konuya cevap verebildiğimizi hepimiz biliyoruz. Ancak bir robotun ona planlanmış görevi yapmasının dışında silah arkadaşınız sayacağınız ve kendi kendine karar veren bir birlikten söz ediyorsunuz aslında.
Bundan önce birlik komutanları mücavir saha komutanlarıyla haberleşir, iletişir, 30 yıldır 40 yıldır tanıdıkları için nasıl davranacaklarını tahmin edebilirlerdi. Ancak bundan sonra böyle olmayacak. Henüz yeni tanıştığınız sürünün komutanı sizin mücavir sahanızda sizinle ilgili bir karar verecek ve o size tesir edecek. Bu çok enteresan bir problem. Aslında bunun sosyolojik boyutları var, eğitim boyutları var, pratik boyutları var, tatbikat boyutları var. Ve biz bunlara yeni başlıyoruz Sayın Daire Başkanım'ın ifade ettiği gibi. Bunlar deneyerek ve pratik edilerek ancak planlı bir şekilde, organize bir şekilde, bütünleşik bir şekilde ele alındığı zaman çok anlamlı sonuçlara gidecek. Konseptler, evet elimizde klasik konseptler, doktrinler çok olgun ve var. Gerek milli gerek NATO konseptlerine oldukça uygun, uyumlu bir deniz kuvvetine sahibiz milli olarak. Şimdi NATO'nun da içinde bulunduğu bu boşluğu fark edip çözebilmek üzere dünyada ilk kez insanlı ve insansız gemiler birlikte bir tatbikat icra ettiler. İnanın bana insansız tatbikat çok kolay geçti. Çok basitti. Bu da beni bayağı ilgimi çekti. İnsansız tatbikat çok kolay ve çok sade, çok düzgün, çok somut gerçekleşti. Tek engel hava şartlarıydı, okyanus şartlarıydı. Marlin ona da dayandı. İngiliz muhatabımızın çıkamadığı bir görevi onun yerine biz çıktık. İnsansız tatbikattaki tek güçlük tabiattı. Ama insanlı tatbikatta paradoks insanlardı. Haberleşmeydi. Birbirleriyle beraber çalışabilmenin alışılmadık kurallarıydı. Biz konseptlerdeki bu boşluğun farkında olan bir ülke olarak el birliğiyle, hep birlikte, ilgili tüm organizasyonlarla birlikte, sadece platformcular, savaş sistemciler değil. Bakınız şu anda katılımcılarımızın ifade ettiği denizli çalışma tüzüğünden tutun da kanun, kurallar, yetkiler, bunların da düzenlenmesi dahil tüm bütüncül olarak ele alınması gereken bir konsept ve kavram boşluğu içerisinde başlamış durumdayız dünyayla birlikte. Ama bunda bunu bir yatsıma olarak söylemiyorum. Dünya ile birlikte ileride olduğumuz bu konuya bu farkındalığı artırarak ülkemizde hem akademik hem idari düzenlemeler konusundaki çalışmaları entegre etmek, bu tip panel ve çalıştayları bunlara teklif etmenin çok kıymetli olacağını ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ahmet Bey, tabii bu tarafa doğru döndüğümüz zaman sizlere, Aselsan'a ve Havelsan'a doğru döndüğümüz zaman belki de bu sürü teknolojilerinde biraz işin iç kısmı, yapay zekası. Biraz da bu açıdan Aselsan nasıl bakıyor? Aynı soruyu Havelsan'a da doğru, Murat Bey'e de doğru ileteceğim. Buyurun. Evet, tabii dünyada bir taraftan da harp sahasında ciddi bir değişim görüyoruz. Konvansiyonel, klasik harpten modern harbe geçiş oluyor. Bunun da temeline aslında ağ destekli harekatı koyuyor bütün dünya. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bu misyon, bu vizyonla ilerliyoruz. Burada bir taraftan insanlı gemilerle birlikte harekat icra etmek önemliyken, insansız sistemlerin de kendi arasında önce kendi otonomisi, sonra sürü halinde görev yapabilmesi oyun değiştirici bir yetenek. Aslında İHA'lardan, kamikaze İHA'lardan son dönemde, son birkaç yılda dünya şunu anladı ki işte çok güçlü hava savunma sistemlerine karşı eş zamanlı taarruz eden küçük kamikaze İHA'lar çok etkili oluyor. Hepimiz gördük bunları, yaşadık. Benzer bir durum aslında deniz şartlarında da geçerli. Biz uzun zamandır bu otonomiye, yapay zeka destekli algoritmaları çalışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı'na geldiğimiz durum şu şekilde. Biz Akdeniz'deki bir vilayetimizde aslında dörtlü sürüyü başarmış durumdayız. Albatros S diye adlandırdığımız başka bir İDA'mız var. Dörtlü sürüyle görev yapabilir halde şu anda o yeteneğe ulaştı. Önümüzdeki ay, çok geçmeyecek, belki birkaç ay içinde sekizli sürüyü de göstermiş olacağız. Sekiz İDA'mız aynı anda verilen görevi sürü olarak icra etmiş olacak. Bu doğrultuda bunun yapay zeka yeteneklerinin arttırılarak, otonomi yeteneklerinin arttırılarak verilen görevleri sürü halinde otonom yapabilecek bir yol haritasıyla ilerliyoruz. Bu aslında gemilerin kendini savunurken de belli silah sistemlerine karşı sürü olarak taarruza da evrildiğinde yine harp sahasında oyun değiştirici bir yeteneğe dönüşecek. Biz bu yolda, bu anlayışla Savunma Sanayi Başkanlığımızın projeleri çerçevesinde ilerliyoruz. Şu anda dörtlü sürüyü başarmış durumdayız. Sekizli sürü de inşallah Türkiye'ye yakın zamanda göstermiş olacağız.
Çok teşekkürler. Şimdi Murat Bey'e söylerken biraz önce Mustafa Bey'in belirttiği işte gemiler aralarında konuşuyorlar. Belki devre arkadaşları, gemi komutanları birbirlerini tanıyorlar ne yapacağını ama burada insansız sistemlerde yapay zeka söz konusu olacak. Havelsan olarak sürü konseptinde yapay zeka olarak neler koyuyorsunuz masaya? Masaya değil de denize diyelim neler, deniz yüzeyine neler koyuyorsunuz diyelim. Hepimizin bildiği gibi Havelsan'ın bir konsepti var. Bu konsept dijital birlikler konsepti. Bu konsepte baktığımızda gelecekteki harp sahasında tamamen otonom robotların olduğunu görmekteyiz. Bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımızda geleceğin otonom robotlarını şimdiden tasarlayarak ciddi bir kuvvet çarpanı oluşturma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İnsansız hava ve kara araçlarından sonra Sancar'ın da bu misyon doğrultusunda denize adımını atması bu açıdan çok önem arz ediyor. Biraz önce gündeme geldi. Birlikte çalışabilirlik bu aşamada çok önemli bir konsept. Özellikle Sancar Sida'nın Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin Deniz Kuvvetleri tarafından Deniz Kuvvetleri'nin kontrolünde geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin Havelsan'ın da içinde olduğu bir versiyonu olan Advent Rota'nın ilk defa bir insansız araçta kullanımı söz konusu olacak. Bu sayede Sancar Sida sahaya görev sistemiyle birlikte indiği zaman komuta kontrol gemileriyle birlikte ortak ve ağ destekli yetenek kapsamında görevler icra edebilecek. Sürüyle ilgili insansız hava araçlarıyla aslında sürü daha çok gündeme geldi. İnsansız hava araçları kapsamında Havelsan'ın geliştirmiş olduğu ARGE projeleri mevcut. Onun dışında biz Mustafa Bey'in de belirttiği gibi denizdeki sürü algoritmalarıyla ilgili özellikle simülasyon ortamında ciddi denemeler ve testler yapmaktayız. Önümüzdeki yıllarda insansız araç sayımızın artmasıyla ve bu insansız araçların birbiriyle konuşabilecek olgunlukta ve akıl seviyesinde yapay zeka ile desteklendikten sonra doğru anlık kararlar verebilme, verilen kararların doğru olabilmesi noktasında belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bu algoritmaların bu platformlara uyarlanması ve sahada görev yapabilme noktasında her türlü teknolojik desteği sağlamakla kendimize bir misyon çizdik ve bu kapsamdaki çalışmalarımız şu an simülasyon ortamında devam etmekte. Çok teşekkürler çünkü yapay zeka, sürü teknolojileri bu işin geleceğini oluşturacak çok çok önemli kavramlar. Ben de sordukça bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu tür yayınlar benim açımdan da benim daha harcımı geliştirmesi açısından da çok çok önemli. Ben tabii Türkiye'nin insansız sistemlerle attığı adımlarla ön plana çıkıyor. Dünya nereye gidiyor bununla ilgili? Konsept olarak ne görüyorsunuz? Çünkü Savunma Sanayi Başkanlığı bunları iyi takip ederek önemli sektöre hedefler veriyor. Dünya ne tarafa doğru gidecek veya bir gelecek 5 yıl 10 yıl içerisinde deniz üzerindeki insansız sistemler nereye gidecek? Biz Türkiye olarak nerede konumlandırmak istiyoruz kendimizi? Aslında şunu ifade etmem lazım. Yani dünyadan çok farklı bir noktada değiliz insansız deniz araçları ile ilgili. Bu aslında panelin başından beri konuştuğumuz İDA'larla ilgili tehditler şu an dünyanın gündemindeki tehditler. Yine bahsettiğimiz yetenekler dünyanın gündemindeki yetenekler. Onlar da işte bir takım denemeler yapıyorlar. İşte birlikte çalışabilirlik konusu yine herkesin tartıştığı konu. Örneğin işte güç sistemleri, tarih sistemleri işte bunlarla ilgili beklentiler yine herkesin tartıştığı konu. Ama biraz evvel Mustafa Bey'in altını çizdiği konudan hareketle aslında şunu söylemem lazım. Şimdi insansızları insansızlarla çalıştırmak sürü mantığı içerisinde yani teknik olarak aslında rahat çözebileceğimizi düşündüğüm bir alan. Hani bu konuda sanayimize güveniyoruz. Bununla ilgili sorun yok. İnsanlar insanlarla zaten çalışıyor. Hani bu yıllardır böyle, belki işte 100 yıldır böyle. Bununla ilgili de bir problem yok. Bana göre en büyük tehdit insansızlarla insanları çalıştırmak. Bu konu aslında bizi şuraya da götürüyor. Yani şimdi sonuçta her harp sahasının, hani deniz harbinde de öyle, bir takım doktrinleri var. Bence insansız araçlar, hani denizde de böyle olacak, insansız deniz araçları ve su altı araçları deniz harbi doktrinlerinin gözden geçirilmesi nedeni olacak.
Biz şimdi bir tarafta platformları hani geliştirmeye çalışırken, bir takım yeteneklerle donatmaya çalışırken, öbür tarafta işte biraz da buralara belki kafa yormamız gerekecek. Yeni sensörler, yeni silahlar veya yeni işte güç sistemleri, belki alternatif enerji kaynakları, hani bunları çözmeye çalışırken, öbür taraftan da aslında bu platformları insanlarla nasıl çalıştırırız, hangi doktrinler oluşturabiliriz, Türk Deniz Kuvvetleri'ni daha nasıl kabiliyetli hale getirebiliriz? Biraz bunlara kafa yormamız gerekecek. Yani önümüzdeki yıllarda da aslında bu tip çalışmaları birlikte göreceğiz. Yani şu anda örneğin bu bahsettiğimiz 4 platformun geliştirilmesi sürecinde bir takım çalışma grupları da oluşturduk. Yani yine ilgili tarafların katılımıyla bu birlikte çalışabilirlikle ilgili işte bir takım işte teknik arayüzlerin standartlaştırılması ile ilgili. Ama dediğim gibi yani teknik arayüzleri standartlaştırmak işin yine teknik olarak çözümü kolay tarafı. Biraz öbür tarafına kafa yormamız gerekecek. Biraz da bahsettiğimiz aslında sualtı tarafına da hani çok yakın gelecekte gireceğiz. O öbürkü bir sonraki tamam, sorularımız olacak. Zaten o işin finalini evet. Su üstünü tamam verdiniz. Su altında neler var diye ben evet. De merak ettim yani, bir konu. Özetle biz... Aslında dünyadan çok farklı bir noktada değiliz bu tarafta. Yani baktığınızda ürünlerimiz var, denemeler yapabiliyoruz, kabiliyetleri gösteriyoruz ve hatta başarılıyız. Yani bununla ilgili de alçak gönüllü olamayacağım. Dolayısıyla hani herkesin çözmeye çalıştığı şeyler bizim de şu an sıcak gündemimiz ve bizim de hani hatta bazılarına çözüm bulduğumuzu söyleyebilirim. Umut ediyorum hani çok daha farklı kabiliyetlerde önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz. Sizlerden de bir şeyler duymak isterim. Bir de bunları söylerken Yonca Onuk çok ciddi bir ihracatçı. Dünyanın birçok kuvvetiyle de ürünleriniz var. Onlar da insansız sistemlere nasıl bakıyorlar? Yani çalışmaya başladığınız sizlerden bir beklentileri var mı? Bunu da birleştirip cevap verirseniz çok sevinirim. Tabii, teşekkür ederim. Çok önemli bir soru. Çok da güncel bir soru bizim açımızdan. Bildiğiniz üzere insansız hava araçlarında Türkiye'nin kat etmiş olduğu yol... çevremizdeki gelişen harp koşullarının Türkiye'ye sağlamış olduğu bir tecrübe ve kuvvetlerimize, kara kuvvetlerine, hava kuvvetlerine, deniz kuvvetlerine getirmiş olduğu tecrübe ve sanayiye yansıması olarak değerlendirebiliriz. Bu aşamada ben Türkiye'nin deniz tarafında jeopolitik konumunu incelediğimizde aslında açık deniz, kapalı deniz, etrafı adalarla kaplı dar sahalarda hareket edebilme gibi bir test ortamı olduğunu değerlendiriyorum. Biz Sancar Sida'yı tasarlarken her deniz şartında farklı görevleri icra edebilecek şekilde tasarlamayı hedefledik. Ancak şunu söyleyebilirim ki hayalimiz bundan ibaret değil. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk savunma sanayinde çok önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Hayallerimiz arasında neden bir Barış Harekatı'nın insansız araçlarla, kara araçlarıyla, hava araçlarıyla, insansız deniz araçlarıyla ulaşılmasını olmasın diye tamamlayabilirim. Bu aşamada farklı gemi tipleriyle ilgili de tasarımlarımız devam etmekte. Dolayısıyla bunların Cumhur Bey'in bahsettiği gibi harp doktrinlerini değerlendirirken geçmişte yaşadığımız örnekler ve şu an güncel savaş alanlarında neler yaşandığını incelediğimizde Türk denizlerinin iyi bir test ortamı, test bed olduğunu değerlendiriyorum. Tasarımlarımızda bunları dikkate alıyoruz. İhracat tarafında çok sıcak gelişmeler var Sancar Sida kapsamında. Sancar Sida'nın bir ihracat versiyonunu hazırlıyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çok ciddi talepler geliyor bu noktada. Tabii sizlerin de kıymetlendireceği gibi öncelikle deniz kuvvetlerinin kullanmış olması ve belli bir konseptin oturmuş olması, hukuki şartların belirlenmiş olması bu noktada dünya pazarında da takip edilen bir husus. Az önce de bahsi geçti. Bu noktada oyunun içerisindeyiz. Oyunu beraber yazıyoruz aslında. İlerleyen günlerde çok sıcak gelişmeler olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Sizler zaten Sefin olarak tatbikatı anlatırken aslında bu sorunun cevaplarını da çok güzel verdiniz. Orada farklı ülkelerin deniz araçlarını gördünüz. Yurt dışındaki bakışla o tatbikat, çünkü ben çok önemli görüyorum o tatbikatta olması. Okyanus şartları zaten
denizcilik açısından malum. Yurt dışında biraz böyle bir rakiplerimizi ülke olarak karşılaştırdığınız zaman ne görüyorsunuz bunlarla ilgili? Bu soru bağlamında da bu tarafa bakar, bu tarafından bakabilirseniz cevap açısından çok sevinirim. Elbette Tolga Bey. Müsaade ederseniz bir görselle desteklemek istiyorum. Lütfen yansıyı açabilir misiniz? Öncelikle insansız araçlar nereye gidiyor sorusuna cevap verebilmek için şu yansı üzerinde konuşmak istiyorum. Dünyada tatbikata gitmeden önce incelediğimiz 25 tane önemli insansız su üstü aracı var. Tabii daha fazlası var ama ben özellikle deniz harbinde kullanabilecek nitelikte ilk 25'ten söz ediyorum. Bu incelemenin üzerine tatbikatta gördüklerimi de eklemeye çalışacağım. Birinci öncelikle 25 tane aracın çok büyük bir bölümü aslında teknolojik gelişimlerini tamamlamış. Teknolojik hazırlık seviyeleri 7, 5, 6 seviyelerine ulaşmış durumda. Yani bu 25 aracın teknolojik bir problemi yok. Ancak boylar, acaba bir platform seçiminde bu 25 araç nasıl dağılmış diye baktığımızda yoğun bir bölümünün 10 metre ile 15 metre arasında, ondan sonra deniz harbinde kullanılabilir nitelikte faydalı yükler için tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Bu tatbikata gelenlerin de önemli bir bölümü küçük araç sınıfındaydı. Bu bir dikkat çekici bir noktaydı. Ama bu doğru ya da yanlış değerlendirmesi açısından söylemiyorum. Deneyler, çalışmalar, onların ekonomisi, iktisadı bakımından da bir karar olabilir. Fakat küçük boyutta gelen araçlar gördük ki orada okyanus koşullarında, açık deniz koşullarında görev yapmakta zorlandılar. Ancak bazı 4-5 diyebileceğim sayıda ülke ve platform ve proje işte 40 metrelerde, 27 metrelerde, 20 metrelerde platformlarla da bu işin tecrübesini yapar durumdalar. Tatbikata katılanlar arasında bunlar yoktu. Bunları açık kaynaklardan ve işte katıldıkları faaliyetlerden izleyerek paylaşıyorum. Sürat konusuna baktığımızda, bir platformcu olarak sürat konusuna baktığımızda süratler aslında ihtiyaca göre tanımlanmış durumdalar. Şu süratte gidiyorlar demek mümkün değil. Ortalama 50 knotta giden de var, 12 knotta giden de var. Hepsi görev ihtiyacıyla ilişkilendirilmiş ve o ihtiyacı optimize edilmiş görev süratlerini kullanıyorlar. Önemsediğim bir parametre endurance. 100 gün denizde dolaşmak üzere tasarlanmış bir tane araştırma maksatlı bir platform var. Henüz harp sahasına çıkabilecek durumda değil ama tek konsantrasyonu 100 gün denizde dolaşabilir miyim? Buna bakıyor. Yeni nesil yakıt teknolojileriyle çalışıyor. Onun altında 70-80 günlerde dolaşmaya çalışan, 90 güne ulaşmaya çalışan başka bir platform var. Onun dışında platformların, izlediğimiz platformların çok büyük bir çoğunluğu bir gün, iki gün mertebesinde. İki gün çok az, çoğunluğu bir günün altında sürelerde denizde dolaşabiliyorlar. Teknolojik, düzeltiyorum, otonomi seviyeleri anlamında baktığımızda da tam otonomiye ulaşmış. Burada otonomiyi ikiye ayırıyorum. Seyir ve görev otonomisi. Çok önemli bir fark. Buna dikkat buyurmanızı istirham ediyorum. Otonomi dediğimizde çoğunlukla seyir otonomisine konsantre olduğumuz için bunun altını çizmek istiyorum. Bu eksik bir alan. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Seyir otonomisinde 2-3 mertebelerine ulaşmakta çok büyük sorunlar yok. Ancak seyir otonomisinde 5'e ulaşmakta da acayip büyük bir dert görmüyoruz. Azlar. Görev otonomisi böyle değil. Görev otonomisi henüz daha emekleme aşamasında. Görev otonomisi anlamında birler ikiler mertebelerinde dolaşıyor tüm benzer platformlar ya da dünya sikletinde baktığımızda rakiplerimiz diyebileceklerimiz iki mertebesinde dolaşıyorlar. Üç seviyesinde görev otonomisine ulaşmış henüz çok olgun bir sistem en azından ben karşılaşmadım. NATO tatbikatında da görmedim. Faydalı yük taşıma kapasiteleri açısından incelediğimizde de bu platformları çoğunluğu 1-2 ton, 3 ton, 5 tona yaklaşan çok yok. Mertebelerinde yük taşıyabiliyorlar. 16 ton taşımak üzere tasarlanmış bir tane özel bir platform var. Henüz olgunluk seviyesi ve işte deniz harbine uyarlaması çok yaygın değil.
Bir de platformun sağladığı elektrik gücü. Yani faydalı yüklerin çalışması için lazım olan enerji gücü bakımından da genellikle birkaç kilowatt mertebelerinde, genelde 5 kilowatt civarlarında dolaşan kurulu güçlerden söz edebiliyoruz. Bir örnek var, 100 kilowatt sağlayabiliyor. İyi incelememiz gereken bir örnek. Neden o kadar büyük bir güç gerekli olduğunu değerlendirmek lazım. Her platformda buralara ihtiyaç olduğunu değerlendirmiyorum. Ama ülkemizde ki çalışmalara baktığımızda da bu tasrifte bile ülkemizdeki tüm paydaşların platformları buradaki figürlerin en az ortalaması ve üzerinde durumda. Bu da çok memnuniyet verici bir tablo. Böyle bir karşılaştırmada bulunmak isterim. Kendimizi bu bakış açılarıyla farklı açılardan değerlendirdikten sonra görev otonomisine daha çok da dikkat ve zaman ayırarak ilerletmemiz, geliştirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Arz ederim. Sonrasında bu noktada yanıt vermiş olayım. Aslında tatbikattaki rakipleri değerlendirerek de biraz bu pazarın ne olduğunu, nereye gittiğini özetlediniz. Çok çok teşekkürler. Yine bu sorumla ilgili olarak biraz da Aselsan ve Havelsan tarafına baktığımız zaman sizler neler söylemek istersiniz? Aselsan tarafından başlayalım isterseniz. Evet. Aslında deniz, hava ve kara domaininde dünya bir değişimden geçiyor. Biz aslında neyi tartışıyoruz? Bir taraftan işte zırhlı araçlarda daha mobil, daha kompakt, daha hafif tonajlı araçlara doğru bir geçiş var. Yine deniz tarafında dünya ordularının gelecek planlarına baktığınız zaman hani büyük gemilerle yapılan faaliyetlerden bir miktar daha riski dağıtacak, daha hızlı hareket eden gemilere doğru da bir geçiş var. Aslında temelinde biraz füze teknolojisindeki gelişmeler yatıyor. Biraz hassas vuruş kabiliyeti işte hepimiz yaşadık. Karadeniz'de çok yüklü bir, çok büyük görev gücüne sahip bir gemi iki füzeyle batırılmış oldu. Dünya artık hani bu kadar büyük aseti bir gemiye koyup koymamayı tartışıyor şu anda. Yine benzer şeyleri çok büyük zırhlı araçların birkaç mühimmatla imha olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Temelinde bu füze ve vuruş teknolojisindeki gelişme insanları biraz daha mobil, daha kompakt, biraz daha çok sayıda otonom görev yapan sistemlere doğru yöneltiyor. Bir başka değişim de otonomiye ve insansızlaştırmaya geçtiğimizde içinde insan olmayan şeyleri koruma ihtiyacı kalmıyor. İşte bugün herhangi bir gemiyi, uçağı, tankı korumak için yapılan yatırım ve tedbirler çok ciddi maliyete sebep oluyor. O yüzden zaten harpte bir iktisat olduğundan insansızlaşmanın getirdiği dönüşüm 3 domainde de bize biraz daha maliyet etkin, çok sayıda sarf edilebilir ve mümkün olduğu kadar otonom bir şeye doğru geçiriyor, evreye geçiriyor. Ahmet Bey, lafınızı böldüm, çok özür dilerim. Burada da Aselsan'a iş çıkıyor, evet. Ama sizler de koruma tedbirleri yapıyorsunuz. Evet, yani burada otonomi, insansızlaşma benim yani bu dönüşümün bir parçası. Gerçekten burada belki platformlarımızın sayısı çoğalacak, daha sarf edilebilir olacaklar. Ama çok sayıda vurulduğunda belki canımızın yanmayacağı ama karşı tarafta yoğun etki bırakacak bir trende giriyor benim gördüğüm domaindeki değişiklik. Biz burada Aselsan zaten payload elektronik şirketi, yapay zekadan bunu işleyecek sensörlere kadar bizim temel görev alanımız. Bize de biraz daha insanlı sistemler için yapılmış payloadlardan insansıza özel payloadlara da doğru bir geçiş trendi de yaşayacağız. Çünkü burada başka bir şey devreye giriyor. Biz platformu çoğalttığımızda ve maliyet etkin hale getirdiğimizde payload'da da bu bekleniyor. Bir de insansıza göre revize edilmiş bir takım değişiklikler gerekiyor. Biz hem payload'larımızı hem sensörlerimizi bu dönüşüm yol haritasında yürütürken bir taraftan da bunlar akıl katacak otonomi en temel odağında yer alıyor. İşte otonomiyi de 4'e 5'e ayıran bir takım görüşler var. Yani nihayetinde herkesin varmaya çalıştığı yer full otonom sistemler. Oraya girdiğinizde bunun etik kuralları, ahlaki kurallarına kadar giden bir dizi tartışma var. Ama gidişat, dünyadaki temel dönüşüm biraz daha mobil, daha sarf edilebilir, maliyet etkin ve böyle bir asete bütün yeteneğinizi bağlamadığınız, riski dağıttığınız bir
trendi yaşıyoruz hep beraber. Çok teşekkürler. Murat Bey, Havelsan olarak nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Biraz da sizden dünya konseptleri gelişmesi ne yansıyor? Biraz da Havelsan penceresinden sizlerden bir şeyler duymak isteriz. Teşekkür ederim. Öncelikle biraz önce de gündeme geldi. Otonomi konusunu seyir otonomisi ve görev otonomisi gibi iki kategoriye ayırabiliriz. Seyir otonomisi daha yapılması, başarılması daha mümkün. Çünkü orada aldığınız kararlar önünüze çıkan bir engelden sakınma, güvenli rotanın planlanması veya seyreden diğer insanlı ya da insansız platformların seyir rotalarına göre güvenli rotaya dönüş şeklinde aksiyonlar alınması seviyesinde kalıyor. Fakat görev kısmının akıllılaştırılması, otonom olması ya da yapay zeka destekli karar destek üniteleriyle birleştirilmesi noktasında hem bazı çekinceler var hem de bu konudaki yapılan faaliyetler şu an yeterince olgun değil. Çünkü çok fazla veriye ihtiyacınız var, çok fazla parametre var. En doğru kararı vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz kararın bağlayıcı sonuçları olabiliyor. Bir emir komuta zinciri içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. TÜZÜK'te de bir takım düzenlemelerin olacağı aşikar görünüyor. Bu noktada biz Havelsan olarak görev kısmının da yapay zeka birimleriyle destekleyerek akıllı karar destek üniteleri geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Dünyaya baktığımızda aslında geleceğin oyun değiştiren sahasının deniz su altı olduğunu söyleyebiliriz açıklıkla. Önde gelen ülkelerin bu alana ciddi yatırımlar yaptığını görmekteyiz. Bizim de hava ve deniz araçlarıyla, su üstü araçlarıyla yakaladığımız ivmenin su altı araçlarında da devam edeceğini değerlendiriyoruz savunma sanayimizin başkanlığında. Bu noktada baktığımızda biraz önce de gündeme geldi. Birlikte çalışabilirlik konsepti çok önem arz ediyor. Su altında deniz altlarla icra edilen birçok görevlerin artık daha küçük boyuttaki insan su altı araçlarıyla yapacak şekilde görevlerin değiştiğini, operasyonların değiştiğini gözlemekteyiz. Bu noktada da yine insansız su altı araçlarının su üstü araçlarıyla koordineli bir şekilde çalışaraktan atma, toplama, fırlatma veya su altı sahasında tespit ettiği bir denizaltıyı, bir istihbarat bilgilerini su üstü gemi vasıtasıyla kıymetlendirip ana gemiye aktarma ve operasyon merkezinin değerlendirmesine sunma gibi birlikte çalışabilirlik konseptleri önem arz edecek. Yine benzer şekilde insansız hava araçlarının da su üstü araçlarıyla birlikte çalışabilirliği, açık denizde seyreden bir su üstü gemisinin üzerinden kalkacak bir drone'un daha geniş alanda bir gözetleme imkanı sağlayacak istihbarat amaçlı ve bilgi amaçlı daha fazla katkı sağlayacağı aşikar. Havelsan olarak birlikte çalışabilirlik konseptleri noktasında gerek NATO çalışmalarında gerekse Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde yapılan çalışmalarda bu alandaki tecrübelerimizi ve birikimlerimizi yansıtacak, sahada sonuçlarını görecek planlamalar ve aksiyonlar alma noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. NATO'da bildiğimiz gibi insansız deniz, hava ve su altı araçlarının birlikte çalışabilirliği, birlikte birbirleriyle konuşabildiği ortak mesajlaşma standartları ile ilgili bir takım çalışma grupları var. Biz Havelsan olarak bunları da yakından takip ediyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben tabii Savunma Sanayi Başkanlığı'na tekrar masa başına doğru size doğru dönüyorum. Değerlendirmek istediğiniz sizden bu cevabı rica edeceğim. Vaktimiz giderek kısalıyor. Belki Türkiye'nin İHA'larda yaşadığı başarı da platformlar kadar yerli mühimmat ve silah ailesinin de getirdiği bir başarı var. Bunların da teknolojisi ülkemizde istediğimiz yere adapte edebiliyoruz. SİDA'larda yerli olarak ne koyacağız üzerine ve benzer bir etkiyi yakalayabilir miyiz diye biraz da bir silah açısından bakmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Yani şu anda aslında mevcutta da yapmış olduğumuz testlerde kullandığımız bir takım mühimmatlar var. Yani satırtan satığa özellikle işte atış yaptığımız cirit gibi işte önümüzdeki dönemde işte Kuzgun ve Sungur'un da kullanımı da belki işte bir şey olacak. Çalışma alanı olacak. Bu testlerde aslında belli bir başarıya ulaştık. Biz biliyorsunuz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak zaten öncelikli hedefimiz mühimmat da dahil olmak üzere silah sistemi, platformun kendisi, platform sistemleri, sensörler bunlar da olabildiğince yurt içi yerli çözümleri kullanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz.
Bu doğrultuda aslında özellikle Roketsan ve Sage gibi firmalarımızla da hani mühimmatların geliştirilmesi yönünde İHA'lara benzer şekilde SİDA'larda kullanılmaya yönelik bir takım çalışmalar tabii ki yürütüyoruz. Bu hani bahsettiğim mühimmatlar şu anda satıhtan satığa mühimmatlar. Ama belki yine önümüzdeki gelecek vizyonumuzda yani satıhtan havaya şeyler de söz konusu olabilecek. Ya da işte torpido atımı gibi yetenekler de söz konusu olabilecek. Bu aslında yani bizim platformdan ne beklediğimizle ilgili bir konu. Eğer ihtiyaç olarak bize bu şey tanımlanması halinde Deniz Kuvvetlerimiz tarafından biz rahatlıkla çözüm bulabileceğimizi düşünüyoruz. Yani şu anki en azından mühimmat portföyümüz belirli görevleri icra etmeye yeterli diyebilirim o anlamda. Ama beklentiler tabii ki hiçbir zaman yerinde durmuyor. Bizim de durmuyor. Biraz daha zorlayacağız belki firmalarımızı, mühimmat geliştiren firmalarımızı. Bence onlar da zorlanmaya hazır çünkü iyi platformlar çıktığı zaman iyi silahlar da bu platformların dünyadaki başarısını arttırarak farklı farklı sayfaları açmamızı sağlayacak diye ben düşünüyorum açıkçası. Bu konuda da zaten İHA'lardan gelen tecrübe de buraya muhakkak yansıyacaktır. Değerli katılımcılarımızın eklemek istediği bir şey var mı? Vaktimiz çok daralıyor. Bunlarla ilgili de sizlerin söyleyecekleri bir şeyler varsa sizlere de söz vermek isterim ben. Ben İHA'larla ilgili faydalı yük konusunda birkaç ilave yapmak isterim. Malumlarınız füzeyi atmak için de onu gütmek gerekiyor. Aselsan'da Aselflor 410 diye bir gimballi kamera yapmış idik. Onun D versiyonu, deniz içinde olan versiyonu da şu an çalışılıyor. Biz bütün platform üreticilerine, bütün Türkiye'ye hani o lazer güdümlü mühimmatları atacak gimballi sistemi de yapıyor durumdayız. Kısa zamanda onu da hizmete sunmuş olacağız. Bunun değişik versiyonlarını değişik boyutlardaki İHA'lar içinde çalışıyoruz. Bu İHA'larımızın harp sahasındaki vuruş gücünü bu şekilde destekleyeceğiz biz de. Bir taraftan da mevcut güdüm gerektirmeyen, keşif gözetleme gerektiren durumlar içinde zaten envanterde çok sayıda Türk Deniz Kuvvetleri'nde değişik tiplerde kırlangıç, martı ve benzeri kameralarımız var. Onların da işte yeni ve daha yüksek çözünürlükte görüntü alacak çalışmaları da yürütüyoruz. İnsansız denizaltı konsepti de belki Türkiye olarak üzerinde durmamız gereken önemli bir konu. Dünyadaki trende baktığınız zaman insansız deniz sistemlerinde denizaltının ciddi bir payı olacağı bütün analizlerde, raporlarda, toplantılarda öne çıkıyor. Esasında harp bir sürpriz etkisi yapma sanatı. O yüzden denizaltı da bu deniz harbinde en stratejik sürpriz etkisi yaratan oyun değiştirici, ülkelerin muhasımlara karşı caydırıcı olarak kullandığı yetenekleri. Bunun insansızlaştırılması konusu da bizim Aselsan olarak yol haritamızda önemli üzerinde çalıştığımız bir konu. Buraya giderken ne yapıyoruz hazırlık olarak? Problemin en büyüğü belki deniz altında işte navigasyon konusu. Ve sonra haberleşmek belki önemli bir konu. Burada 20 yıldır aşkın süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin navigasyon ihtiyacını biz sağlıyorken bir yeni projede Savunma Sanayi Başkanlığı başlatmış durumdayız. Doğrudan deniz altları hedefliyor. Artık stratejik seviyede bir navigasyon sistemini üniversitelerimizin de katıldığı bir kurguyla çalışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın liderliğinde. Bu yeteneği de kattığımızda denizaltıların uzun dönem su altında hem insanlı hem insansız seyir yapabilmesi mümkün olacak. Bunun haberleşme, komuta kontrol, su altı haberleşmesi, akustik tabanlı konularda geldiğinde insansızlaştırılmış bir denizaltının çevremizdeki denizlerde ciddi bir çarpan etkisi yapacağını biz değerlendiriyoruz ve bu kapsamda yol haritamızda bu önemli bir yer tutuyor. Bunun sensör tarafını ve belki fizibilite tarafını çalıştığımızı söyleyebilirim şu anda.
Benim bir sonraki sorum denizaltılar üzerine olacaktı ama siz güzel bir giriş yaptınız bununla ilgili. Ben tabii biraz da Havelsan tarafına dönüp denizaltı insansız sistemlerle ilgili Havelsan'ın şu an bir çalışması var mı? Nasıl bakıyorsunuz siz bu gelecekle ilgili? Murat Bey'e de o soruyu sormak isterim. Bu konuda bizim Ar-Ge çalışmalarımız var, konsept çalışmalarımız var ve simülasyon ortamındaki çalışmalarımız devam ediyor. Denizaltıların komuta kontrol sistemiyle ilgili gündeme geldi. Onu da söylemek gerekiyor. TÜBİTAK'la yürütmüş olduğumuz projelerde denizaltıların komuta kontrol yazılımlarını Havelsan olarak geliştiriyoruz. Onu da söylemek isterim buradan. Tabii ileride konseptler değişiyor. İnsansız denizaltıya doğru bir gidişat görünüyor. Bu noktada da biraz önce bahsettiğim konseptler çerçevesindeki Ar-Ge çalışmaları ve diğer faaliyetlerimiz, komuta kontrol alanındaki faaliyetlerimizle birlikte devam etmekte. Denizaltı tarafına Savunma Sanayi Başkanlığı nasıl bakıyor? Bir sonraki adım da denizaltı olacak gibi mi? Önümüzdeki yıllar için nasıl bir yaklaşımınız var bununla ilgili? Tabii ki aslında şuradan başlamak isterim. Şimdi denizaltı, yani su altı tarafı diyelim, suyun altı, su üstüne göre biraz daha bilinmez denilebilir. Yani bu ne demek? Aslında biz ortaya konulan vizyon çerçevesinde ilk etapta su altına yönelik, deniz altına yönelik teknolojilerin, sistemlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yıllardır aslında yürütüyoruz. Bunda işte hani bir kısmı buradaki sayın panelistlerimizin hani mensubu olduğu firmalarımızda, bir kısmı da diğer firmalarımızda. Ne demek? İşte sonar teknolojileri, işte bu akustik teknolojiler, bunlara yönelik işte belki silah sistemlerine de değinirsek eğer, işte torpidolar, mayınlar, hani buna benzer aslında bir dizi teknoloji ve sistem üzerinde çalışmalar yıllardır devam ediyor. Biz aslında burada belli bir hazırlık seviyesine geldik. Tabii insansız su üstü araçlarını çalışmaya başlarken, şimdi suyun altını düşünmeden deniz harbini düşünme şansınız maalesef yok. Suyun altını düşünmek zorundasınız çünkü çok böyle rahat görebildiğiniz bir yer değil. Dolayısıyla biz insansız su altı araçları diyelim, hani denizaltı deyince çünkü bazen başka şey çağrıştırabiliyor. İnsansız su altı araçları içinde aslında bu geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde farklı olası konseptler üzerinde biraz fikir jimnastiği yaptık. Firmalarımızla istişarelerimiz oldu. Deniz kuvvetlerimizle istişarelerimiz oldu. Nerede nasıl kullanabiliriz'e yönelik. Büyük ihtimalle hani onu söyleyebilirim. Hani önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok hani geciktirmeden suyun altına da inmiş olacağız bu alanda. Farklı konseptlerle, farklı yine yeteneklerle ve yine farklı taraflarla tabii ki. Biraz eş zamanlı çalışmaya girmek istiyoruz. Çünkü çok fazla kaybedecek vaktimiz de yok. Orada da aslında hani şimdiden hani hangi konseptleri çalışacağımızı söylemeyeyim. Onun için biraz erken. Ama yakın gelecekte belki 2023 başında burayla ilgili de haberleri paylaşıyor olacağız. Temennimiz orada da güzel şeyler ortaya koyacağız. Umarım saat 2024'te bir konumuzda insansız denizaltı sistemleri olur. Bu şekilde de yine otururuz sizlerle birer tartışma fikirleri ortaya koymayı gerçekleştiririz. Şöyle hani denizaltı deyince tabii liman korumasından başlayın işte mayın harbine kadar, denizaltı savunma harbine kadar. Yani çok çok farklı yine aslında konseptler söz konusu konuşulabilir. Bunlarla ilgili hani her biri aslında farklı bir çalışma alanı. Farklı görev yükleri gerektiriyor. Yani en basitinden baktığınızda torpido bile aslında bir insansız su altı aracı diyebiliriz. Yani belli bir yere kadar işte belli bir güdümle gidiyor olsa da. Neticede yani yine aynı yere geleceğim. Aslında burada ihtiyaç nedir? Bizden beklenen yetenek nedir? Hani bununla ilgili tanımlamaları biz Deniz Kuvvetlerimizle birlikte Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yapacağız. Hedef olarak firmalarımızın önüne koyacağız. Sonra da mümkün olduğunca da az zaman verip yetenekleri görmek isteyeceğiz. Ben bu konuyla ilgili başka bir yere çevirip biraz tersanelerimizin fikirlerini duymak isterim. Benim anladığım, gördüğüm şu ki önümüzdeki dönemde bu konseptlerin hızla olgunlaşmasıyla birlikte hızlı birer ihracat ürünü haline gelecek SIDA sistemlerimiz. Normalde iki tersanemizde
insanlığı sistemler yapıyorlar, büyük büyük işlere ve başarılara imza atıyorlar. Böyle bir talep geldiği zaman hızlı bir üretim, daha uygun fiyat gibi yaklaşımlara, örneğin yonca onu kazır mı? Ne düşünüyorsunuz bir tersane olarak? Aynı soruyu da sonra da sizden de dinlemek isterim. İdalar kapsamında soruyorsunuz değil mi? Evet, İdalar. Şimdi İdalar kapsamında zaten Havelsan'la birlikte başladığımız projeye bakarsanız aslında biz 2012 yılına kadar geriye gidebiliyoruz. O dönemde Ar-Ge yatırımlarının bu seviyelere ulaşmamasından dolayı maalesef projeyi gerçekleştirememiştik. Tabii Savunma Sanayi Başkanı'nın yürüttüğü bu vizyon projesi kapsamında bir yatırım imkanı sağlamış oldu bize. Bu kapsamda ürettiğimiz ürünün sadece otonomiyi ve görev yüklerini sağlamak maksatlı değil. Tabii herkesin bildiği gibi Savunma Sanayi Başkanı'na bir sözleşme imzaladığınızda yerlilik katkısını da belli bir oranda sağlamanız gerekiyor. Bu oranda da bu tarafta da belirli çalışmalar ilerliyor ki bu proje kapsamında da ürünler yerli olarak bir kısmı teslim edilecek. Dolayısıyla yerli kendi imkanlarımızla savunma sanayinin ortak firma aslında şöyle değerlendirebiliriz. Biz bir otonomi anlamında yarış halinde olsak da mesela Aselsan'da da bir iş ortağıyız bu projede ve bundan sonraki projelerde de o şekilde olacak. Roketsan bu işin bir tarafında. Havelsan yani savunma sanayinin başkanlığının bize sunmuş olduğu bu fırsat bütün sanayi şirketlerinin bir arada aynı amaç için bir taraftan yarışırken bir taraftan da ürünü geliştirme imkanı tanıdı. Bu tabii ihracat fırsatı ülkemizin milli politikaları doğrultusunda dost ve barış ülkelerine sağlayacağımız bir imkan. Dolayısıyla bir açıdan hep birlikte değerlendirip belli bir kademeyi sunabileceğimiz fırsatlar ortaya çıkıyor. Bütçe anlamında da çok yurt dışından temin edeceğimiz ürünlere göre yerli ve milli olarak üretilmiş yazılım sistemleri, faydalı yükler olarak yurt içinden tedarik ettiğimizden dolayı çok ciddi pazar paylarına göre daha düşük maliyetlerle ürünler ortaya çıkarabiliyoruz. Yani şu an çıkardığımız hali hazırda Sancar Sida ürünü de alt sistem bazında yerli ve milli çıkarılmış alt komponentlerle ortaya çıktı. Dolayısıyla bunu ihracat anlamında bir noktaya taşıdığımızda da herhangi bir ihracat lisansına takılmadan ve iş ortaklarımızla birlikte düşük bütçelerle yurt dışına pazarlama imkanımız da olacak. Buyurun lütfen. Teşekkürler bu güzel soru için. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli donanmalar önemli donanmaların %30'lara varan nispetlerde donanmalarının ana unsurlarını insansızlaştıracağı öngörüsü var. Bu dünyada yaygın bir şekilde biliniyor. Sadece donanmalar, askeri kullanımlar değil, sivil kullanımlar, çift maksatlı kullanımlarda da insansızlık çok ilginç bir potansiyele sahip. Birlikte ihracat ilişkisi içinde olduğumuz Norveç'ten onlara inşa ettiğimiz feribotların insansızlaşması konusunda ciddi talepler alıyoruz ve bu konuda ortak fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. Şuraya gelmek istiyorum. Biz kapasite olarak kendimizi gözden geçirdik. İnsansızlaşmayı ve insansız platformdan üretmeyi yakın gelecekte artacağı olan temposuna ilişkin öncelikle hem altyapılarımızda hem de alanlarımızda iki katına varan yatırımlar içerisindeyiz. Alan olarak da kapasite olarak da gelişmek üzere plan ve çalışmalar içerisindeyiz. Kapalı inşa alanlarımız konusunda ciddi gayretler harcıyoruz. Bunu 7 gün 24 saat tüm mevsimlerde çalışabilir olmak ve yaptığımız çalışmaları nitelikli bir halde tempoya uygun bir şekilde sunabilmek üzere bir gayret içerisindeyiz. Bir başka açıdan da şunu sunmak istiyorum. Artık platformlara proje olarak değil, ürün olarak bakıp, ürün ağacı, ürün ailesi, ürün mantığı içerisinde tekrarlanabilir, sürdürülebilir, ekonomik, hızlı. Burası çok önemli, hızlı. Çünkü bir ihtiyaca, bir olası ihtiyaca, potansiyel ihtiyaca 2 sene sonra cevap veriyor olmanız hiç kimsenin şu anda ilgisini çekmiyor.
Bunun ekonomisine de bakarak, olası altyapı ihtiyaçlarımıza da bakarak raftı hazıra yakın, raftı hazır diyemem çok zor ama ona yakın tempolarda platformları bir anda kaç tane üretebiliriz de varan analizler ve çalışmalar içerisindeyiz. Ürün ailemizi doğru tanımlamaya, ürün yol haritamızı doğru tanımlamaya çok dikkat ediyoruz. Burada hem ülkemiz ihtiyaçlarına hem de dost ve kardeş ülke ihtiyaçlarına birlikte bakıyoruz. Batılı ülkelerden arkada kalmadan Uzak Asya'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya ihracat taleplerine hızlı cevap verebilecek potansiyelleri edinme üzere bir çalışma içerisindeyiz. Potansiyellerimizi geliştirirken de mevcut projelerimizi etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Gözüken o ki insansız deniz sistemleri üzerine bayağı bir ciddi bir pazar var. Ciddi bir yatırım var ve belki de şu an rakip gibi gözükseniz de gelecek için bütün savunma şirketlerimizin birlikte çalışıp iyi olduğu dallarda bir şeyler koyup aynı şekilde tersanelerimiz de bir şeyler koyup çok çok farklı ürünler çıkacak gibi. Tabii bu konuda da Savunma Sanayi Başkanlığı'nın açtığı bu yolda muhakkak önemli bir noktaya temas ettiniz. Belki buradan geliştirilecek teknolojileri sivil alanda da görerek çok çok farklı alanlara iş gidecek gibi duruyor. Tolga Bey, rakip ve rekabet çok kullanıldı. Ben küçük bir anekdotla zenginleştirmek istiyorum burasını. Gerçekten tatlı bir rekabet var, bu doğru. Ama ben çok yakında yaşadığım küçük bir anıyı paylaşacağım. Antalya'ya tatbikata iştirak edeceğimi öğrenen tersanemiz ve proje yöneticimiz, rakip proje yöneticimiz beni arayıp dedi ki efendim sahaya, bölgemize geliyorsunuz. Tersanemiz emrinizdedir, bir ihtiyacınız varsa lütfen buyurun dediler. Bu rekabetin bu naif yanının da altını çizmek istiyorum. Biz bu memlekette sırt sırta verip birlikte çalışan, aynı kulvarlarda da olsak birlikte aynı hedefe koşabilen naif insanlardan oluşan bir çalışma grubuyuz. Hani o rakip kelimesini böyle bir çiçekle bezemek ve zenginleştirmek, güzelleştirmek isterim efendim. Önemli olan milli takım zaten. Bir şey yaptığımız zaman bu ülkeye bir katkı sağlamak. Aynen efendim, aynen. Bir şeyler ortaya koyabilmek, bir katma değer oluşturabilmek, bu konuda da zaten devlet ve sektör, herkes omuz omuza birlikte çalışıyor. Ben değerli katılımcılarımızın fuar alanından çok fazla vakitlerini almak istemiyorum. Zaten biraz da süremizi açtık ama sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Anlattığınız, paylaştığınız güzel şeyler için, bizleri de dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.